Selamünaleyküm. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cenab-ı Allah toplantımızı, buluşmamızı en hayırlı sonuçlara vesile kılsın. Her şeyden önce kıymetli basın mensuplarına teşriflerinden dolayı teşekkürler ediyorum. Allah kendilerine razı olsun. Tabii ki bugün Diyarbakır ikinci olağan ilk kongremizi gerçekleştirmek üzere Diyarbakır'da bulunuyoruz. Bugün il başkanlığına seçilecek olan başkanımıza tebriklerimi iletiyorum, başarılar diliyorum. Bugün yapacağımız kongremizin de hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tabii ki burada bulunan kıymetli Genel Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Sacit Gümbey, Sayın Bakanımız, BKYK üyelerimiz, misafir il ve ilçe başkanlarımız ve Diyarbakır Teşkilatımızın kıymetli mensuplarına da ayrıca teşekkürler ediyorum. İnşallah hem bu toplantımız hem de bugün gerçekleştireceğimiz kongremiz Diyarbakır'da yeniden Refah Partimizin en büyük zaferlerine vesile olsun, milli görüşün zaferine vesile olsun duasıyla, temennisiyle sözlerime başlıyorum. Tabii Diyarbakır'da bulunmak bizler için ayrı bir bahtiyarlık vesilesi. İslam'ın Anadolu'ya giriş kapısı olan Diyarbakır, sahabiler şehri, peygamberler şehri, Mekke ve Medine'den sonra en çok sahabinin kabrinin bulunduğu ifade edilen bir İslam toprağı ve Anadolu'nun diğer bölgelerinden yüzlerce yıl evvel, 400 yıl evvel İslam'la tanışmış, İslam toprağı olmakla müşerref olmuş Diyarbakır ve bu sebeple de tarih boyunca İslam kardeşliğinin, ümmet kardeşliğinin merkezi olmuş Diyarbakır ve aynı zamanda da İstanbul'un fethinin yıl dönümü gününde Diyarbakır'ımızda bulunuyoruz. Ve aslında Diyarbakır'ın fethinin de yıl dönümü sayılır. 27 Mayıs, bugün 29 Mayıs. Bu sebeple hem bu fetihlerin yıl dönümü olması hasebiyle hem de İslam toprağı, İslam kardeşliğinin merkezi Diyarbakır'da bulunmaktan dolayı büyük bahtiyarlık duyuyoruz. Tabii milli görüş olarak 50 seneden fazla zamandır bu bölgedeki insanımıza, halkımıza en yoğun kardeşlik duygularıyla muamele ettik ve kendilerini kucakladık. Bunun en güzel örneği merhum liderimiz Erbakan hocamızın yaklaşımlarıdır. Allah gani gani rahmet etsin. Kendisi bölge insanını batıdaki insandan hiçbir zaman ayırt etmedi. Tam bir kardeşlik mantığıyla bölge insanına yaklaştı, kucakladı ve bölge insanının derdiyle dertlendi. Haklarını savundu. Hatta bu hakları savunurken tarihi Bingöl konuşmasında yapmış olduğu, kullanmış olduğu ifadelerden dolayı ceza aldı. Allah kendisinden razı olsun. Kendisinin bölgeyle ilgili söyledikleri meşhur, bu bölgedeki insanımız da hatırlayacaktır. Türk ve Kürt'ü ayırırsan ortada ne Türk kalır ne de Kürt kalır. Ama Türk ve Kürt bir olursa karşısında Amerika'da duramaz, İsrail'de duramaz diyordu. Bizim milli görüş olarak meseleye bakış açımızı özetleyen çok güzel bir ifade. Biz de aynen Erbakan hocamız gibi bölge insanını milli görüş olarak, yeniden Refah Partisi olarak kucaklamak için geldik. Bölgede adaletin, refahın, huzur ve barışın hakim olması, kul haklarının teminat altına alınması maksadıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ve inşallah Erbakan hocamızı bölge insanı nasıl bağrına bastıysa bizleri de inşallah bağrına basmaktadır. Bunu da görüyoruz. Büyük bir ilgi ve teveccühe mazhar oluyoruz. Bundan dolayı da büyük bahtiyarlık yaşıyoruz. Tabii milli görüşün başta Erbakan hocamızın bölgeye olan sevgisi sadece lafta kalmadı. Bu bölgede Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan yatırımlar, sanayiye, üretime, istihdama yönelik atılan adımlar hep milli görüşün, Erbakan hocamızın eserleridir. İşte Diyarbakır Temsan Fabrikası, çok sayıda örnekler sadece bir tanesi. Diyarbakır'da Sümerbank fabrikaları, Ergani'de çimento fabrikası, Muş'ta şeker fabrikası gibi sayısız hizmetleri 76-77 yılının ağır şartlarına rağmen bölgede gerçekleştirmiş.
kardeşlik sadece lafla olmaz. Türkiye'yi doğusunu batısından ayırt etmeden aynı hizmetlerle adil bir şekilde hizmet götürerek kalkındırmak gerekir diye bu adımları atmıştır. Bizler de bugün aynı ruhla, aynı heyecanla Erbakan hocamızın yürümüş olduğu yolda yeniden Refah Partisi olarak bölge insanının maddi ve manevi hizmetini görmek, bölgenin maddi ve manevi bakımdan kalkınmasını temin etmek ve biraz evvel söylediğim gibi bu bölgede adaletin, refahın, huzur ve barışın hakim olması, kul haklarının teminat altına alınması için gayretli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz. Tabii hepinizin bildiği gibi Türkiye'de 20 seneden beri iktidar aynı partinin kontrolünde, Adalet ve Kalkınma Partisi. Son dönemde MHP ile bir tabiri caizse koalisyon ortaklığı olsa da aslında AK Parti iktidarı Türkiye'de 20 seneden beri hüküm sürüyor. Adalet ve Kalkınma ismi adından da anlaşılacağı üzere partinin kurulmasının maksadı iktidar olduğu zaman Türkiye'de adaletin ve kalkınmanın tesis edilecek olması. Adaleti ve kalkınmayı tesis edeceğiz dediler. Bir diğer söyledikleri konu da 3Y ile mücadele edeceğiz. Yolsuzluk, yasaklar ve yoksulluğu ortadan kaldıracağız dediler. Bugün geldiğimiz noktada hiçbir iktidara nasip olmayacak kadar uzun süre ve hiçbir iktidara nasip olmayacak kadar yetkiyle iktidarda bulunduktan sonra 20 senenin sonunda bu temel iddiaları bakımından Türkiye'nin geldiği noktayı değerlendirdiğimizde ne görüyoruz? Bir defa kalkınma, adalet ve kalkınmanın kalkınması. Türkiye'yi kalkındıracağız diye yola çıktılar ve 20 senede her türlü yetkiyle iktidarda bulundular. Bugün Türkiye'de kayıtlı çiftçi sayısı AK Parti iktidarı döneminde 2.588.000'den 493.000'e düşmüş. İlk duyduğumuzda biz dahi inanamadık. 2.588.000 çiftçimiz var iken bugün kayıtlı çiftçi sayımız 493.000'e düşmüş. Milli gelir içinde sanayi üretiminin payı %24'ten %20'ye gerilemiş. Tarım üretiminin payı %12'den %5'e gerilemiş. 2.100.000 çiftçi ekip bitmeyi, çiftçilik yapmayı bırakmış. Çiftçi kayıt sisteminden çıkmış. 2020'de 41.000 şirket, 99.000 esnaf kepenk indirip iflas etmiş, dükkanını kapatmış, şirketini kapatmış. 1.5 milyon üniversite diplomalı işsiz. 10 milyonluk toplamda işsizler ordusu. Özellikle doğuda ve güneydoğuda 3 gençten, hatta bazı bölgelerde 2 gençten bir tanesi işsiz. Üretim olmadan kalkınma olur mu? İstihdam olmadan kalkınma olur mu? Ticaret olmadan kalkınma olur mu? Kalkınmayı nasıl tarif edeceğiz? Nasıl ortaya koyacağız? Patatesini, samanını, buğdayını, ayçiçek yağını, ununu dahi ithal eden bir ülke haline gelmişiz. Çiftçi kalmamış, ekip biçen kalmamış, hayvancılık kalmamış. En temel tarım ürünlerini, gıda ürünlerini dahi ithal eden bir hale gelmişiz. Böyle bir ülkenin kalkınmış olduğu söylenebilir mi? Her sene 60-70 milyar dolarlık dış ticaret açığı veren bir ülke olmuşuz. Bu sene ilk 4 ayda 32,5 milyar dolarlık dış ticaret açığı demek. Bu sene 100 milyar doları bulacak dış ticaret açığı. Yani ithalatımız ihracatımıza bir senede 100 milyar dolar fark atıyor demektir. Böyle bir ülke nasıl kalkınmış bir ülke denilebilir? Merkez Bankası'nın rezervleri, döviz rezervleri -61 milyar dolara düşmüş. Kalkınma bunun neresinde? Türk lirası pul olmuş, her geçen gün değeri erimeye devam ediyor. Daha da acı bir gerçek, dışa bağımlılığımızı ortaya koyması bakımında Türkiye'de ürettiğin Türk malı diye üzerine etiket bastığın bir ürünü üretmekte kullandığın ham maddeyi, malzemeyi %82 oranında dışarıdan getiriyorsun. Yani bu ne demek? Senin yerli malı, yerli üretim dediğin ürün dahi %82 oranında aslında ithal, yerli değil. Bu boyutta dışa bağımlı bir ülke nasıl kalkınmış bir ülke olabilir? Birkaç milyar dolar döviz bulabilmek için, swap antlaşması yapabilmek için Suudi Arabistan'ın, Katar'ın,
Çin'in peşinde dolaşmak mecburiyetinde kalınmış. -61 milyar dolarlık döviz rezervi Merkez Bankası'nın muazzam bir döviz ihtiyacı var. Bu döviz bulunamıyor. Swap antlaşmalarıyla yabancı merkez bankalarında emanet para alınarak giderilmeye çalışılıyor. Kalkınma bunun neresinde? Borçla, krediyle, sıcak parayla, swap antlaşmalarıyla ekonomi ne kadar yürütülebilir? Bir ülke nasıl kalkınabilir? Diğer taraftan borçlanma. Vatandaşın bankalara borcu AK Parti iktidara geldiğinde 6.6 milyar liraydı. 20 senelik AK Parti iktidarının sonunda vatandaşın bankalara borcu 1 trilyon 17 milyar liraya çıktı. 170 misli artmış. Özel sektörün borcu AK Parti iktidara geldiğinde 88 milyar liraydı. Bugün 4.5 trilyon liraya çıkmış. Özel sektörün borcu 60 misli artmış. Çiftçinin borcu 2.5 milyar liraydı. 180 milyar liraya gelmiş. Çiftçinin borcu 70 misli artmış. Kamunun merkezi yönetimin borç stoğu 250 milyar liraydı. Bu sene 3 trilyon 125 milyar lira seviyesine geldi. Vatandaş 170 misli borcu artmış. Özel sektörün 60 misli borcu artmış. Çiftçinin 70 misli borcu artmış. Kamunun 13 misli borcu artmış. Böyle bir noktada kalkınmadan nasıl bahsedebiliriz? Kalkınan vatandaş, küçük esnaf, çiftçi, köylü, işçi, memur, emekli değil, imtiyazlı holdinglerdir, torpillilerdir ve iktidara yakın olanlardır maalesef. Geri kalan milyonlarca halk kitlesinin kalkınmasından söz edilebilmesi, ülkenin topyekün kalkınmasından söz edilebilmesi mümkün değil. Tam tersine üretim gerilemiş, borç artmış, dış ticaret açığı artmış, tarım ve hayvancılık ortadan kalkmış, ortada çiftçi kalmamış, üretim ve ihracat anlamında geriye gidilmiş. Böyle bir noktada kalkınmadan söz edilemez. Kalkınma bir avuç imtiyazlı azınlık için geçerli oldu. Ülke için ve millet için kalkınma geçerli olmadı. Diğer taraftan adalet. Adaletin en önemli şubelerinden bir tanesi işin ehil insanlara verilmesidir. Türkiye'de bugün mevcut iktidarın ehliyete ve liyakate riayet ettiği söylenebilir mi? KPSS sınavında 90 alan, 95 alan insanlara, adaylara sözlü sınavda 40 vererek, 45 vererek ediyorlar. Neden? İktidarın adamı olmadığı için. Gençlerimiz diyorlar ki bu ülkede isterse 3 tane diploman olsun, 2 tane doktora derecen olsun, 2 tane yabancı dilin olsun, istediğin kadar kıdemin olsun, tecrüben olsun, yeterliliğin olsun, iktidarın adamı değilsen, iktidarın içerisinde bir torpilin yoksa hiçbir işe gelebilmen mümkün değil. Ama iktidarın adamıysan, torpilliyse bırak sertifikayı, doktorayı, yabancı dili, diploman olmasa dahi işin hazır, pozisyonun hazır, hatta 3 maaşın, 5 maaşın, 7 maaşın hazır. Bunun örneklerini görmemiz mümkün. RTÜK muhalif kanallara ceza kesiyor. Gerekçesi tarafsızlık ilkesine uygun yayın yapmama. Peki iktidar yanlısı kanallar ne olacak? Tarafsızlık ilkesine uygun mu yayın yapıyorlar? Adeta AK Parti'nin kendi televizyon kanalı gibi, kendi gazetesi gibi, yayın organı gibi yayınlar yapıyorlar ama hayır. AK Parti'ye destek olursan, iktidara destek olursan ceza yok. Ama muhalifsen, iktidarın aleyhinde haber yapıyorsan o zaman ceza yağdırıyor. Belediyeler sosyal yardım dağıtacak. Eğer AK Partili belediye ise dağıtabilir. Ama başka partiden bir belediye ise sosyal yardım dağıtamaz, yasak. Kaymakamlık dağıtacak, valilik dağıtacak. Çifte standartları ve adaletsizlikleri ifade ediyorum. Bir arsanın imar izni neye göre belirleniyor? Tapuda kimin üzerine olduğuna bakılıyor. Eğer bu arsa iktidarın bir adamının üzerine ise 1'e 12 emsal imar izni veriliyor. Ama yanı başındaki başka partili bir kimsenin arazisine, arsasına 1'e 2 emsal imar izni dahi zor veriliyor. Bir insan FETÖ'cü mü değil mi neye göre belirlenecek? Yine çok basit. Eğer AK Partiliysen, iktidarın adamıysan FETÖ'cü olmuyorsun. Ama iktidarın adamı değilsen FETÖ'cü oluyorsun.
yargı maalesef siyasetin, iktidarın etkisi altına girmiş. Adaletsizlik ve çifte standartlar almış başını gitmiş. AK Partili bürokrat 3 maaş, 5 maaş, 7 maaş, 9 maaş alabiliyor. Ama 2500 lira emekli maaşıyla geçimini sağlayamayan bir emekli amcamız bir ek iş yapacağım, ilave iş yapacağım dediği zaman çift dikiş yapmana müsaade etmeyiz diye azar işliyor. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Kalkınma noktasında da, adalet noktasında da Türkiye maalesef ilerlememiş. Bu sorunlar çözülmemiş. Partilerin adı Adalet ve Kalkınma olmasına rağmen tam tersine bu sorunlar daha da büyümüş. Diğer iddiaları neydi? 3Y, yoksulluk, yasaklar, yolsuzluk ortadan kalkacak. E şimdi size resmi rakamları vereyim. Geçen sene 2021 yılında Türkiye'de 11 milyon 360 bin vatandaş gıda yardımı aldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın açıkladığı rakam. 11 milyon 360 bin insan beslenme ihtiyacını kendisi karşılayamadığı için gıda yardımı almak mecburiyetinde kalmış. 5 milyon 700 bin hane sosyal yardım almış. Neredeyse 20 milyon insan yapar. Temel ihtiyacını kendisi karşılayamıyor. Destek almak mecburiyetinde kalıyor. Şu geçirdiğimiz kış 4 milyon haneye kömür ve doğalgaz yardımı yapılmış. Bakanlık bunu kendisi açıkladı. 3.7 milyon abonenin elektriği faturasını ödeyemediği için kesilmiş. 9.5 milyon insan genel sağlık sigortası primini ödeyememiş. 141 bin çocuğun anne babası ihtiyaçlarını karşılamaktan aciz olduğu için devlet yardım etmek mecburiyetinde kalmış. Hani yoksulluğu çözecektik? Halk ekmek kuyrukları kilometrelerce uzuyor. İstanbul'da dahi halk ekmeğe olan talep bir ayda %60 artıyor. Türkiye'nin ekonomik bakımdan en gelişmiş şehri olan İstanbul'da bir ekmek alırken 50 kuruşun, 70 kuruşun hesabını yapmak mecburiyetinde olan milyonlarca insan var. Taneyle salatalık satılıyor, taneyle muz satılıyor, dilimle karpuz satılıyor, kaşıkla salça satılıyor. Bakkallarda ucuz meyve sebze reyonu adı altında kırık havuçlar, çürük ezik meyve sebzeler ucuz fiyatla vatandaşa satılıyor. Bunu almak mecburiyetinde kalıyor vatandaş. Ucuz ayçiçek yağı satılacağı zaman Toprak Mahsulleri Ofisi'nin önünde kilometrelerce kuyruk oluyor. Ucuz et satılacağı zaman Et ve Süt Kurumu'nun önünde kilometrelerce kuyruk oluyor. Hani yoksulluğu, 3Y'den bir tanesi yoksulluktu, yoksulluğu çözecekti. Yoksulluk çözülemedi, daha da arttı. Alım gücü daha da düştü. Peki yasaklar? İşte bakın daha geçtiğimiz günlerde basına da yansıdı. Bundan sonra TÜİK'ten izin almadan enflasyon oranı açıklamak yasak. Eğer açıklarsan hapse gireceksin. Neden? Çünkü gerçek enflasyona daha yakın olan akademisyenlerin ortaya koyduğu enflasyon oranı tam bir felaket. Bunun halk tarafından duyulmasını istemiyorlar. TÜİK'ten izin alacaksın, TÜİK de izin vermeyecek. Böyle olunca enflasyon rakamı dahi açıklayamayacaksın TÜİK'in dışında. Gösteri yürüyüşü yapmak yasak, protesto mitingi yasak, karikatür çizmek yasak, dolar 10 lira olacak demek yasak. Dolar 10 lira olacak diyen adamı mahkemeye sevk ettiler. Duruşma günü dolar 11 lirayı geçti. Duruşmanın hakimi karnım ağrıyor diye duruşmaya gelmedi. Çünkü gelse ceza veremez. Vermese bir türlü baskı var. Adam 10 lira olacak demiş, haklı çıkmış, 11 liraya bile geçmiş dolar. Dolar 10 lira olacak diye halka kim ve düşmanlığa sevk ediyorsun diye mahkemeye sevk edildi. İktidarın hoşuna gitmeyen kimsenin medyanın %90'ında çıkması yasak. Yasaklar da almış başını gitmiş. Dolayısıyla neyi çözdünüz? Adalet ve Kalkınma adı üstünde adaleti ve kalkınmayı sağlayacaktınız. Adalet noktasında da kalkınma noktasında da rakamları, gerçekleri ortaya koydun. Yoksulluğu, yasakları ortadan kaldıracağız dediniz. İşte yoksulluk da ortada, yasaklar da ortada. Bunlar da ortadan kaldırılmamış. Bu sebeple sıkışmışlıktan dolayı ve oylardaki hızlı erimeden dolayı değişik değişik müjdeler veriyorlar. Geçtiğimiz zamanlarda
milyonlarca asgari ücretli açlık sınırının altında hayatta kalma mücadelesi verirken, milyonlarca emekli açlık sınırına yarısı kadar bir gelirle hayatta kalma mücadelesi verirken, milyonlarca genç işsizlikten kırılırken aya gidiyoruz müjdesini vermişlerdi. Hepiniz hatırlayacaksınız. Şimdi de taneyle muz, taneyle salatalık, dilimle karpuz satılan bir dönemde vatandaş doğalgaz faturasını ödeyememiş evde battaniyeyle soğukta oturduğu bir dönemde ucuz et kuyruğunda, halk ekmek kuyruğunda beklediği bir dönemde aylık 28 bin lira taksit ödemesiyle 2 milyon liraya konut sahibi olma imkanını müjde diye açıklıyor. Ne demek bunun manası? Geçmiş dönemlerde Avrupa'da bir kralın kardeşim ekmek bulamıyorsanız pasta yiyin dediği gibi bunlar da diyorlar ki ekmek alamıyorsanız konut alın. Ayda 28 bin lira taksidi ödeyebilecek Türkiye'de kaç tane vatandaş? Bırakınız işçiyi, memuru, küçük esnafı, çiftçiyi, bakanlar, milletvekilleri, valiler, genel müdürler dahi sadece kendi maaşıyla ayda bu kadar taksidi ödeyebilmesi mümkün olmaz. Böyle müjde mi olur? Halktan kopmuşlar, halkın gerçeklerinden uzaklaşmışlar, halkın derdiyle dertlenmekten uzaklaşmışlar. Geçenlerde bir bakan yardımcısının aylık 310 bin lira maaş aldığı ortaya çıktı. Basına da yansıdı. Ayda 310 bin lira maaş alan bir insana siz karpuz pahalı, domates pahalı, biber pahalı diye anlatamıyorsunuz tabii. Türkiye'de açlık var, ekonomik sıkıntı var, fakirler var dediğiniz zaman abartıyorsunuz. Asgari ücretlinin 6,5 senede aldığı parayı bir ayda alıyor. Böyle olunca da halktan kopmuşlar, halkın gerçeklerinden uzaklaşmışlar. Bu acayip müjdeler de işte bu sebeple ortaya çıkıyor. Üretimsizlik, işsizlik, borç, faiz, enflasyon, fakirlik, yoksulluk, Türk lirasının pul olması, bunların hepsinin sebebi iktidarın 20 seneden beri uyguladığı borç, faiz, zam, vergi ekonomisi, beton, çimento ekonomisi. Bu ekonomik modelin 3 tane gider kalemi var. Birincisi faiz ödemeleri. Her fırsatta ifade ediyoruz. Bugüne kadar 520 milyar dolar faiz ödemiş. İktidarda kalırsam bu 3 sene içinde bir 852 milyar lira daha faiz ödeyeceğim. Orta vadeli ekonomik programda bunu yazmışlar. 520 milyar dolara ödemiş gitmiş, 852 milyar lira daha faize para vereceğim. Şu içinde bulunduğumuz 2022 yılında faiz ödemeleri 300 milyar lirayı bulacak. Bunları siz dile kolay, bu kadar imkanı, bu kadar parayı borç faizine götürüp verirseniz vatandaşa 85 milyona imkan kalmıyor. Çiftçiye, köylüye, memura, işçiye imkan kalmıyor. İkinci gider kalemine imtiyazlı holdinglere kaynak aktarılması. 13 tane şehir hastanesi yapılmış, 57 şehir hastanesi parasının. Bunun hesabı var. 12,5 milyar liraya mal olacak hastaneleri 54,5 milyar liraya yaptırıyor. Bir baraj yapılıyor Artvin'de, Yusufeli'nde. 486 milyon liraya ihalesi yapılmış. Bugüne kadar ödenen para 6,4 milyar lira. Devlet Su İşleri'nin raporlarından söylüyorum bunu. Bir barajı 15 baraj parasına yaptırıyorsun. 13 hastaneyi 57 hastane parasına yaptırıyorsun. Milyarlarca lirada böylece bu müteahhitlere aktarılıyor, imtiyazlı holdinglere aktarılıyor. Üstüne bir de bu holdinglere 128 kez vergi muafiyeti çıkartıldı. Bu kadar ballı ihaleleri tabiri caizse aldınız, milyarlarca dolar devlet üzerinden kazandınız, bu yetmez. Ayrıca bir de vergi ödemeye zahmet etmeyin, size vergi muafiyeti çıkartacağım. Bu 128 vergi muafiyetinden sadece bir tanesinin bedeli 9,5 milyar lira. Meşhur bir holding, ismi lazım değil. O dönemin döviz kuruyla 1 milyar dolar yapıyor. Bir kalemde bir holdingin 1 milyar dolarlık borcunu, vergi borcunu siliyor, almayayım diyor. Ama diğer taraftan çiftçinin borcunu ödemedi diye traktörünü haciz ediyor. Vatandaş borcunu ödemedi, yapılandırma taksitini ödemedi diye tazyik hapsine atıyor. Neyi anlatıyorum?
paralar nereye gidiyor? Vatandaşa, halka neden para kalmıyor? Üretim için, istihdam için, yatırıma neden kaynak kalmıyor? Çiftçiye neden destek kalmıyor? Emekliye maaş zammı neden %100 olmuyor? Vergiler niye bu kadar artıyor? Neden bu kadar akaryakıta, elektriğe, doğalgaza zam geliyor? Bunların sebebini anlatıyorum. Çünkü 3 tane canavar var, paraları onlar yutuyor. Birincisi faiz canavarı. İkincisi imtiyazlı holdinglere kaynak aktarılması canavarı. Üçüncüsü de israf. 10 milyonluk makam araçları, milyonluk makam odası mobilyaları, milyarlık protokol masrafları, milyarlık makam uçakları, 3 maaş, 5 maaş, 7 maaş alan bürokratların maaşları, kamudaki bu muazzam israf. Dolayısıyla da vatandaşa imkan kalmıyor, 85 milyona kaynak kalmıyor. Peki gelir kalemlerine, birincisi yeniden borç almak. Borcu borçla, hatta borç faizini artık borçla kapatmak. İkincisi devlet varlıklarını satıp yok etmek. Sanayi tesisleri, fabrikalar, şirketler, kuruluşlar satıldı, yetmedi. 6000'den fazla tapu, devlete ait gayrimenkul arazi satılıyor, bu da yetmiyor. Üstüne şimdi Türkiye'deki bütün kamu lojmanlarını satacağız, bunun parasını da faizde, imtiyazlı holdinglerde kullanacağız diye torba yasayla yeni bir düzenleme getiriyor. Kamu lojmanlarını da satacağız, sata 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 elde bir şey kalmadı. Erbakan hocamızın bütün o ağır sanayi hamlesinde kazandırdığı tesisleri, fabrikaları sattılar. Bitti, yetmedi. Araziler satıldı, yetmedi. Şimdi de kamu lojmanları satılıyor. Gelirleri dediğim gibi birincisi borçlanma, ikincisi devlet varlıklarını satıp yok etmek, üçüncüsü de zamla, vergiyle milletin sırtına yük yüklemek. Bu zamla vergi konusunu daha fazla ayrıntıya girmeye gerek yok. Vatandaş zaten, halk zaten yaşayarak bunu açık bir şekilde görüyor. Peki bu ekonomik buhranın içinden çıkmak için ne lazım? Bu yapılanların düzeltilmesi, yani denk bütçenin yapılarak faiz giderlerinin ortadan kaldırılması lazım. Gelirinden fazla hiçbir kurumun, hiçbir kuruluşun gider yapmaması lazım. Başta bakanlıklar olmak üzere, hükümet olmak üzere. Denk bütçe olacak, yeniden borç alınmayacak ve faiz ödemeleri azaltılacak ve zaman içinde ortadan kaldırılacak. Bu faiz canavarı devam ettiği sürece millete imkan kalması mümkün değil. İkinci yapılması gereken, kamudaki israfın önüne geçilecek. Kamudaki bu muazzam israf olduğu müddetçe yine millete imkan kalmıyor. İmtiyazlı holdinglere kaynak aktarılması ortadan kaldırılacak. Bu yapılanlar yap işlet devlet projesi değil, adeta ben yiyemedim sen ye projesi. Bunların ortadan kaldırılması, üstüne bir de yeniden Refah Partisi olarak milli kaynak paketleri kitabımızda ifade ettiğimiz adımların atılması ve buradan da yıllık 150 milyar dolarlık bir kaynağın elde edilmesi, israftan kurtarılan imkanlar, faizden kurtarılan imkanlar, imtiyazlı holdinglere, müteahhitlere giden paraların kurtarılması, üstüne bir de 150 milyar dolarlık kaynak paketinin konulması, bu elde edilecek imkanla da üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomi modeline geçilmez. Bu elde edilen imkanla milletin derdine derman olunmaz. EYT'nin çözülmesi, 3600 ek göstergenin çözülmesi, emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine getirilmesi, işçiye, memura, emekliye en az %100 olmak üzere maaş zammı yapılması, tarımda kullanılan mazottan, elektrikten vergi alınmaması, tarım üretiminde taban fiyatlarının en az %100, %200 arttırılması, yapılan bu zamların geri çekilmesi, fahiş, acımasız vergilerin ortadan kaldırılması, bütün bu adımların atılması bu imkana bağlı. Bu imkanda nasıl bulunacağını bu şekilde ifade ediyoruz. Ve bütün bu söylediklerimizi kim yapabilir dediğimizde, sadece milli görüş yapabilir, yeniden Refah Partisi yapabilir diyor. Neden? Çünkü 50 senelik geçmişimiz bunun ispatıyla dolu. Ne zaman milli görüş iktidar ortağı olduysa, önce mazlumlar demiş, önce ezilenler demiş, milletin derdiyle dertlenmiş, önce millet demiş ve milletin yüzünü güldürmüş. 76-77'de ağır sanayi hamlesini, Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma sanayileşme hamlesini nasıl yaptıysak, şimdi de o şekilde yapacağız.
54. hükümette dar gelirlinin refah seviyesini, alım gücünü en kısa sürede en yüksek oranda arttıran hükümet olarak nasıl dünya şampiyon olduysa yine aynı şekilde yapacağız. 54. hükümette denk bütçeyi nasıl yaptıysa yine aynı şekilde yapacağız. 54. hükümette kaynak paketlerini nasıl bulduysa, borçsuz, zamsız, vergisiz, yine aynı şekilde bulacağız. Nasıl ki o zaman sermayenin, güçlülerin, imtiyazlıların değil, ezilenlerin, mazlumların iktidarı olduysa yine aynı şekilde olacak. Yeniden Refah Partisi olarak bütün bu hizmetlerin ikinci 40 yıldaki yansıması olan hizmetlerimizi kitaplaştırdık. İşte bir tanesi kaynak bulunmasıyla ilgili Milli Kaynak Paketleri kitabımız. İkincisi aynen Erbakan hocamızın ağır sanayi hamlesinde yaptıklarının bir yansıması. 81 ilimize 681 proje kitabımız. Doğudan batıya, Edirne'den Kars'a kadar bu ülkenin gençleri, bu ülkenin insanları doğup büyüdüğü topraklarda iş sahibi olsun, gelir sahibi olsun, kimseye muhtaç olmadan alnının teriyle rızkını kazansın. Bunun projeleri. Üretime yönelik, ihracata yönelik. Dolayısıyla kitaplarımız hazır, projelerimiz hazır ve hepsinden önemlisi bunları gerçekleştirecek makam ve rakam için değil, Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır. Halka hizmet, hakka hizmettir anlayışıyla. İnsanların en hayırlısı insanlığa faydalı olandır anlayışıyla çalışan, hasbi, ihlaslı kadrolarımız hazır. İnşallah yine geleceğiz ve yine bu sorunlara milli görüş çözüm olacak. Yeniden refah çözüm olacak. Bir kez daha değerli basın mensuplarımıza teşriflerinden dolayı, zaman ayırmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Çok değerli il başkanımızı, il yönetimimizi, bugün seçilecek olan büyük kongre delegelerimizi tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum, muvaffakiyetler diliyorum. Yine bizleri yalnız bırakmayan, civar illerden, çevre illerden koşup gelen teşkilat mensuplarımıza teşekkürler ediyorum. Ev sahibimiz Diyarbakır İl Teşkilatımıza ayrıca bir kez daha teşekkür ediyorum. Bütün teşkilatlarımızı, değerli basın mensuplarını saat 13'te gerçekleştireceğimiz Diyarbakır 2. olağan il kongremize de davet ediyorum. Toplantımız hayırlı olsun, kazamız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Thank you.